Gündem masasıyla son saat dilimiyle karşınızdayız. Sözcü ekranlarından bir kez daha merhaba, ben İrem Sansak. Saatlerimiz 13.58'i gösteriyor ve bir kez daha sıcak gelişmelerle sizlerleyiz. Şimdi Rusya ile ve KKTC ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile devam etmek istiyorum. Çünkü dün bir sıcak gelişme olarak sizlerle paylaşmıştık. Tam da aslında bültenimizin son dakikalarında saat 15'e yakın bir noktadaydı. Demiştik ki Rusya KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da konsolosluk açmak için hükümetle temasa geçti demiştik. Ada halkında ve Rus vatandaşlarında bir heyecan oluştu tabii ki bu haberle birlikte. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk açılmasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yorumladı. Dedi ki bu adımın KKTC'nin varlığının kabul edilebilir olduğunu gösterdiğini söyledi ve sevinçle karşılandı Kuzey Kıbrıs tarafında. Tüm bu gelişmeler bu anlamda çok kıymetli ve tabii ki hemen şöyle açıklamalar da geldi. Acaba bir seferlerde başlar mı, uçaklarda olur mu o bölgeye diye. Tabii bu bir adım, bu bir ilk adım. Sonrasında belki diğer sıcak gelişmeler de gelecek. Şimdi bu ilk adımı dün sizlerle paylaşmıştık. Bu ilk adıma açıklamalar nasıl geldi, izlenimler nasıl, kim ne dedi? Gelin haberimizde arkadaşlarımız hazırladı, derledi. Bir bakalım, izleyelim. Rusya'dan Kıbrıs adımı geldi. Resmi haber ajansı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk açılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başvuruda bulunulmadığını açıkladı. 1974'te Rumların Türklere yönelik saldırısına Türkiye'nin müdahale etmesinin ardından ambargo uygulanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Rusya'dan kritik bir adım atıldı. Rus haber ajansı TASS, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk açılacağını duyurdu. Haber geniş yankı uyandırdı. Türkiye ve Azerbaycan dışında hiçbir ülke tarafından tanınmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Rusya'nın attığı adım oldukça önemli. 50 binden fazla Rus vatandaşının yaşadığı ülkede işlemler daha da kolaylaşacak. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, uzun yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk hizmeti veriyor. Bu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir ülke olarak tanınması olasılığını artırıyor. Haberin yayınlanmasının ardından Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ilk açıklamasında Rusya'dan başvuru yapılmadığını açıkladı. Saatler sonra beklenen temas kuruldu. Tatar atılan adımı olumlu karşıladıklarını söyledi. Rusya'nın buradaki vatandaşına hizmet verebilmek için attığı bu adım, KKTC'nin tanınması anlamına gelmese de varlığının kabul edilebilir olduğunu gösteriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul da konunun gündemde olduğunu vurguladı. Rusya, KKTC'de yaşayan Rus vatandaşları için ofis açmak ve konsolosluk hizmetleri vermek istiyor. Bu bir ofis olacak şekilde konuşuluyor. Bu, Rusya KKTC'yi tanıdı diye yorumlanmamalı.